İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı. Efendim hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hocam en son sizinle yaptığımız programın tarihine baktım. Tam 2 ay olmuş ve 2 ay önce bir gündemi değerlendirmiştik, gündemi konuşmuştuk. Bugün de şöyle isterseniz gündemi bir değerlendirmeye, bir konuşmaya genel olarak çalışalım. Tabii sizin yoğun çalışmalarınız devam ediyor bu arada ama gerçekten de Türkiye'de de çok dinamik bir hava var yani, değil mi hocam? Doğru. İsterseniz şöyle ben öncelikle KCK, PKK konusuyla başlamak istiyorum. Uygun görürseniz siz de. Tabii ki. Ve ondan sonra da diğer anayasa konusu olsun. Devletin şekli mi değişiyor diye sormak istiyorum yani biraz ilerleyen dakikalarda. Bu konuyu da biraz konuşalım isterim ama önce KCK operasyonlarını nasıl değerlendirmeliyiz, ne oluyor? Burada yani KCK işte tahriri mi önlemeye çalışıyor hükümet, yoksa gerçekten KCK bir terör örgütü mü, bunu bir tedbir mi alıyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Buradan başlayalım. Buyurunuz hocam. Evet. KCK yani devletin edindiği istihbaratlar ve kesin kat'i bilgiler neticesinde ifade etmek gerekirse KCK terör örgütünün şehir uzantısı. Evet. Yani burada herhangi siyasi bir siyasi uzantısı gibi mi hocam? Siyasi uzantısı. Evet. BDP ile birlikte. BDP'nin birazcık daha üzerinde. Evet. Bazen çakışıyor tabii ki. Zaman zaman çünkü BDP'liler bazen offside'a veya açığa düşebiliyorlar şeyde. Ana unsur KCK, muhatap alınan unsur KCK gibi görünüyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben bu ilk geçen yıldı galiba bu KCK operasyonları ilk yapıldığı dönemde ben baktım tabii ki biz ki kamuoyu da o şekilde karar veriyor. Acaba dedim hani burada çünkü terör örgütü işte silah bırakma ve evet. Teslim olma süreci de bir şekilde başlıyor gibiydi o dönemde. Acaba dedim hata mı yapılıyor? Acaba dedim bu KCK denen bir örgüt oluşturularak yani vehimlerle mi hareket ediliyor diye ben bir kanaate kapılmıştım. İlk işin doğrusunu söylemek gerekirse o dönemde acaba derildim. Hani bazı insanlar belki iyi niyetle belki kötü niyetle KCK diye bir yapı var. Bunun üzerine gidiyorlar. Bununla acaba terör örgütündeki çözülmeyi önlemeye mi çalışıyorlar gibi bir karşı atak gibi mi diye ben bir kanaate kapılmıştım. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ilk gördüğüm zaman. Çünkü bu insanlar işte gözaltına alınan, tutuklanan, cezaevine gönderilen insanlar hepsi işte toplumda belli makamları, mevkileri olan insanlar. Yani işte ya belediye başkanıdır, yani il genel meclisi üyesidir, eski ya eski milletvekilidir. Haliyle bunlar siyaset içinde yer aldıkları için acaba dedim hani siyasi kanat yani siyasi dediğim vatandaştan oy isteyen kanat acaba çökertilmeye mi çalışılarak PKK içindeki çözülme önlenmeye mi çalışılıyor diye bir soru işareti oluşmuştu benim kanaatim ve kafamda. Ama bugün gelinen nokta itibariyle KCK ile terör örgütü arasında, Kandil arasında doğrudan bir bağ olduğu kanıtlandı bugün itibariyle. Ve bu KCK'daki çözülmeye paralel bir şekilde. Evet. PKK'da da bir çözülme olduğu ve terör örgütünün gücünü kaybettiği, vurucu gücünü ve kontrol gücünü halk üzerinde, sıradan insanlar üzerindeki güçlerini kaybetmeye başlaması ki mesela kepenk kapama eylemleri veya işte egemenlik bir takım gücü mü hocam yani onu sor yani burada egemenlik tabii ifadesini bilinçli kullanıyor. Kullanabiliriz tabii ki. Yani o gücünü mü kaybediyor? Tabii, vardı öyle tabii, bir gücü. Tabii. Çünkü mi? O Hakkari'de evet. Hakkari'de hakikaten o Şırnak'a doğru o üçgende hani haritalar gözümüzün önüne getirirsek o Türkiye'nin en güney doğusunda o üçgende zaten bu KCK, Şırnak, Hakkari o üçgende Mardin'in bulunduğu bölgeye yani işte bakalım. O bölgede evet. Belli bir bölgeyi zaten KCK ki elde edilen bilgiler bunu gösteriyor. Orada bir devlet yapılanması oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Egemenlik sözü buna bu yani manada onu bilinçli soruyorum. Yani uyuyor yani mu diye. Çok uyuyor. Hakikaten uyuyor. Çünkü orada insanlara işte vergi toplama, oralarda işte kuralları biz koyarız.
vergileri biz toplarız. Buraya girmek için izin almanız gerekiyor otoritelerden. Adeta hani bir sınır içinde sınır gibi bir prova yapılmıştı. Şimdi o provalar da dahil olmak üzere bilinçli bir faaliyet. Oradaki prova yavaş yavaş güneydoğuya, doğuya doğru yayılacaktı. Ama Allah'tan diyelim bu konuda devletin görevlileri, istihbarat birimleri sağlıklı bir şekilde çalıştılar ve bu yapılanmayı açığa çıkardılar ve halen de çıkarmaya devam ediyorlar. Yani işte en son bu yapılan operasyonlar, geçen hafta içindeki en son yapılan bu operasyonlarla 34 kişi tutuklandı hocam en son. Tabii tutuklandı. Şöyle PKK vurucu gücünü kaybediyor. PKK halk üzerindeki, normal vatandaşlar üzerindeki etkinliğini kaybediyor. Buralardan biz bu operasyonların başarılı olduğunu görüyoruz. O açıdan hani bazıları da iyi niyetlidir diyelim biz ama hani hükümete destek veriyorduk ama bu KCK'dan nereden çıktı diyen medyadaki insanlar veya işte hani kendilerini tırnak içinde söylüyorum liberal olarak tanımlayan insanlara da hani buradan bir seslenmek gerekiyor. Burada hakikaten bir terör örgütünün bir uzantısı var. İşte orada demokratik bir hakkın kullanılması engellenmiyor. Söz, evet. Sözcüsü var. Burada tabii ben o liberal dediğimiz kesim, yani aslında tabii ki yani liberal görüş bu ülkede son 10 yılda veya 20 yıl aslında 90'dan sonra önemli bir ortamın oluşmasını sağladı. Yani o liberal görüşü yok etmek istemiyorum ben. Dışlamak da istemiyorum ama işte mesela geçen gün Hürriyet gazetesinde bir yazar okuyordum. Mesela tahrire vurgu yapıyor. Yani o yani Kürt ayaklanması diyor. Mesela Kürt yapılanmasını diyor. Mesela böyle bu tür ifadelerle. Yani KCK oysa ki Kürtleri temsil etmedi ya da PKK'nın. Terörü temsil ettiği, terörün ise yani bugün mesela bugün bir haber vardı, okudunuz mu bilmiyorum hocam. İsrail'in ciddi destek verdiği istihbarat bilgileri belgesiyle yayınlanmış. Ha, çok güzel. Sır değil ama o. Evet. Yani sır değil hakikaten. İsrail ondan sonra ve Türkiye'de hani o bölgede karışıklık çıkmasını isteyen insanlar zaten terörü destekliyorlar. Eskiden beri destekliyorlar ama bununla ilgili Sayın Başbakan da ifade etti. Elimizde dedi yeteri kadar bilgi var, belge var dedi. Bunu gerekirse kamuoyuyla biz paylaşırız dedi. Ha yani ülkeler tabii ki bunu kamuoyuyla paylaşmak yerine kendi aralarında çözmeleri çok daha sağlıklı olur. Evet. Peki tabii Genelkurmay Başkanlığı Sayın Necdet Özel'in bir açıklaması vardı. PKK'yı konuşturmayacağız, artık gündemden düşüreceğiz diye. Tabii. Bu başarılabilir mi hocam? Şu an veya itibariyle başarılacak görünüyor mu? Bugün sabah haberleri izlerken mesela sevindiğim bir şey oldu. Geçenlerde Tunceli'de bu halı saha futbol maçı yapan o polislerimiz şehit edilmişti. İki şehidimiz vardı. Onların katilleri gene bir mağarada çekilmişler. 7 kişi öldürülmüş PKK'dan. Ki onu da acaba dedim hani bir dezenformasyon mu var ya da kamuoyuna yanlış mı bilgiler veriliyor diye. Evet. Acaba dedim onların katil olduklarını nereden bildiler? Ki kendi aralarındaki işte telsiz konuşmalarından ve şeyden onu tespit etmişler. Bunu şunun için söylüyorum. Hakikaten devlet çok iyi bir duruma geldi şu anda. Maalesef geçenlerde hani Uludere'deki hadiseyi saymazsak o bir kazaydı. Muhtemelen de istihbarat birimlerimiz, güvenlik kuvvetleri yanıltıldı bir şekilde. Çünkü kimse yani siyasilerimiz de ifade etti. Hiçbir devlet kalkıp da kendi vatandaşını o şekilde öldürmez. Evet. Yani devletse eğer ama bir kabileyse, bir eşkıyaysa yapabilir. O zaman yapar. Yapabilir. Evet. Çünkü İsrail gidiyor, Filistin'i bombalıyor. Oradaki masum insanları bombalıyor savaş uçaklarıyla. Misket bombalarıyla maalesef şehit ediyor. Onu hani Türkiye Cumhuriyeti yapmaz diye düşünüyoruz. Bugün evet, geldiğimiz nokta ben itibariyle. Ben yapmayacağını zaten yapmaz. Kesin kanaat ha, olarak yani düşünüyorum. O ya bir hata evet, ya da bir yanıltma neticesinde ortaya çıktı. Ne diyordum? Hani PKK'ya ciddi zararlar verilmeye başlandı. O noktada Tunceli'de o mağarada sıkıştırılıp o öldürülen 7 kişi ki beni içimi rahatlattı en azından. 2 tane şehidimiz dedim. Orada masum insanlar, polis memurları
halı saha maç yapıyor. Gelip onları ateş edip öldürmek. Yani PKK hakikaten tam anlamıyla köşeye sıkışma noktasına gelmiş durumda. O açıdan hani Sayın Genelkurmay Başkanı'nın ifadeleri son derece doğrudur. Benim kanaatim de o yöndedir. Yani samimi bir şekilde bir mücadele görüyoruz. Ha, var. Ve netice alınır diyoruz. Şöyle Ağustos'tan beri. Ağustos'tan evet, beri. Çok organize de hem de yani. Hem asker, polis, mesela istihbarat. Ve bilerek. Nokta atışlarıyla. Böyle hani şey değil. Üstün körü böyle gidip de acaba dağda taşta gezme değil. Gidip nokta atışlarıyla teröristler hedef olarak. Şimdi Ağustos ayından beri 1700'ün üzerinde terörist bertaraf edildi. Evet. Öldürüldü. 2000 civarında terörist de yani 1700 artı 300 tanesi de yaklaşık 300 tanesi de teslim oldular. Yani 2000 tane terörist devre dışı bırakıldı Ağustos ayından beri. E şimdi bu hakikaten büyük bir başarı. Ve bu... Öbür taraftan hani demokratikleşmeyle ilgili işte anayasa çalışmaları devam ediyor, hükümetin çalışmaları devam ediyor. Bunları da bunun üzerine eklediğimizde bir taraftan teröristi yok edip öbür taraftan da teröre neden olacak, oraya insan yetiştirecek kanalları, o bataklıkları kuruttuktan sonra inşallah diyelim, yani PKK diye bir hadise inşallah konuşulmaz. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra diye ümit ediyorum. Ben de hakikaten bu konuda iyimser olduğumu ben ifade etmek istiyorum. Evet. Tabii hocam biz de ümit var da olmak tabii istiyoruz. Çünkü zannediyorum tabii ki Türkiye'nin en önemli baş ağrısı. Ve uluslararası işte Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen kuruluşlar, kurumlar, devletler kim derseniz deyin burada ciddi bir şekilde o terörün var olmasını ve orada güçlü kalmasını istiyorlar zannediyorum. Evet. Türkiye'nin varoluş mücadelesi aslında değil mi hocam bu yani? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bakıyorsunuz hakikaten mesela yani şimdi Mavi Marmara hadisesi olmuş. Hemen o gün teröristler bizim Hatay'daki İskenderun'daki deniz üstüne saldırı düzenlemişler. Evet. Ha birileri hani bir cambaza bak diyor ya da birileri bizim dikkatimizi bir yerlere kaydırmaya çalışıyor ve birileri gözdağı veriyor devlete, Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çünkü artık savaşlar artık eskisi gibi öyle savaşlar yok. Bu tür farklı cephelerde farklı savaşlar meydana geliyor ve bunun içeriden ve dışarıdan mutlaka bağlantıları var. Evet. Yani başka devletlerde. Umarım ki Türkiye bu süreci bir şekilde neticelendirir. İnşallah. Hocam şimdi bu konuyu böyle tamamladıktan sonra bir de BDP'yi sorayım da burada. Yani peki BDP bundan sonra iflah olur mu? Yani böyle bir soru sorulur mu diye sorabilir sevgili seyircilerimiz. Yani ben BDP'nin umudumu kestim yani artık tamamen. Evet. Terör örgütünün siyasi kanadı gibi konuşuyor. Yani işte İçişleri Bakanı Sırrı Sakık mesela, evet, şu son günlerde yapmış olduğu o enteresan şeyler. Diğer bütün mensupları neredeyse, tabii, terör örgütünün tam anlamıyla siyasi uzantısı görüntüsü. Bu BDP bitti mi yani veya kendi iç dinamizmi oluşturamaz mı bundan sonra hocam? Yani hiçbir şekilde orada sivil bir siyasetin gelişmesini sağlayamaz mı? Şöyle maalesef bunların kurulma ve çalışma usullerine, esaslarına baktığımız zaman kendileri bağımsız ve halka dayanan bir hareket olarak ortaya çıkmadıkları için bunlar birileri tarafından İmralı'dan veya Kandil'den veya başka merkezlerden planlanarak ortaya çıktıkları için bunların tabii mutlaka kontrol edenler ya da ipleri diyelim tırnak içinde oralarda olduğu için bunlardan benim kanaatim BDP'den bağımsız politika geliştirmelerini beklemek bundan biraz sonra hayalperestlik olur. Çünkü bakıyorsun ben tabii ki kimseyi yadırgamam veya işte kimsenin mesleğiyle ya da eğitimiyle alakalı bir şey söylemem ama mesela bu bağımsız olarak parlamentoya girdikleri 2007 seçimlerine bakın veya şimdiki bu en son 2011 seçimlerine bakın 12 Haziran'daki mesela işte birisi hemşire efendim terörden dolayı bir ceza almış, cezaevinde yatmış ve yatıyor ya da yatmış çıkmış, ona sen işte şuradan bağımsız milletvekili adayı olacaksın deniyor. Ya bunlar, evet, bu insanlar hani tabanı olan, halk desteği olan, çünkü bağımsız olarak çıkabilmek için
yani bir partinin listesinden girebilirsiniz. Kim olsanız çok fark etmeyebilir ama bağımsız olarak halkın karşısına çıkacak insanlar yani muhtemelen bilerek ve istenerek çok güçlü insanların çıkması da istenmiyor. Halk desteği kontrol olan edilebilecek. Kontrol edilebilecek insanlardan malzeme yani. Olabilecek. Çünkü oluyorlar. Teröristi evet, kaçırıyor, evet. Arabasına bindiriyor, evinde saklıyor veya diyor ki Kürtler için bizim sigortamız diyor. Silahtır diyor. Evet. Yani bu kadar parlamentoda milletvekilliği yapan bir kişinin çıkıp da böyle bir şey söylemesi böyle hiç bir kabul edilebilir bir şey değil. Yapması gerçekten ya girmeyin parlamentoya. Evet. Girmeyin evet. Parlamentoya. Zorla böyle insanları kanalize ederek, zorla tehdit ederek seçiliyorsunuz. Kendinizi seçtirip giriyorsunuz. Bir süre bir şeyleri bahane edip yemin etmiyorsunuz. Protesto ediyoruz diyorsunuz. Evet. O doğudan, güneydoğudan işte hani anneleri diyelim ya da yaşlı kadınları getirip Sayın Başbakan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamının odasının önünde oturma eylemi yaptırıyorsunuz güya. Hani hep şova dönük şeyler, hep tribünlere dönük şeyler. Sanki diyorum bunlar birileri tarafından kontrol ediliyor ve hani çözüm üretmek gibi bir amaçları olduğunu ben zannetmiyorum. Daha doğrusu üretebilecek kapasiteleri olduğunu da ben düşünmüyorum. Orada bir iki isim vardı. Yani ben onlardan biraz umutluydum. Mesela bir yönetmen. Sırrı Süreyya Önder miydi? Evet. Sırrı Süreyya Önder zannediyorum. Yani mesela acaba bir farklı bir açılımı getirir. Baktık onlarla birlikte aynı şeyleri söylemeye başladı o da. Yani ya arkadaş yapma Allah'ını seversen bu ülkeye Altan Tan var, Sözü Süreyya Önden, Ayhan Bilgen. Hani bu bunlar... ne mücadelesi yani? Böyle bir mücadele mi olur? Kan üzerinden mücadele mi yapılır? Yani burada sanki müthiş bir paradoksa düştüler ve artık buradan çıkmaları da imkansız gibi zannediyorum değil mi? İşlerinden de isyan eden de yok hocam yani. Bir, hani sağduyulu bir insan da pek fazla. Ya şöyle maalesef o isyan ya da eleştirme kültürü yok orada. Evet. Yani... sorgulama kültürü yok. Olsaydı zaten böyle bir hareketin içinde baştan olmazlardı. Evet. Ha mutlaka hakları, özgürlükleri savunan insanlar olabilir. Bunlar parti yoluyla ya da sivil toplum kanalıyla yapabilirler. Ama burada maalesef bu BDP ve BDP tarzı siyasette bu örgütte hakikaten yani tabana dayanan ve masum efendim insan hak ve özgürlükleri açısından inkar edilemeyecek hakları savunma diye bir şey söz konusu değil. Ki orada beraber savunalım. Tabii. Yani mesela ben işte dedi ki Genelkurmay Başkanı ana dilde eğitim olmaz dedi. Ya olur diyelim ya beraber diyelim. Tabii, yani tabii. Ya başka tabii. Şeyleri söyleyelim. Yani işte mesela TRT'de çok güzel bir adım atıldı. Bugün Kürtçe yayın yapılıyor. Köylerin isimleri Kürtçe olmasında beis yok diyelim. Yani bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Ama birlikte istenmiyor ama. Çünkü istenmiş olsaydı bu 12 Eylül referandumunda hükümetin sunduğu tasarıda var olan ama mecliste maalesef BDP'lilerin ve bir takım AK Parti içinden milletvekillerinin karşı oylarıyla, olumsuz oylarıyla referanduma götürülemeyen bir madde vardı. Ki geçenlerde hani BDP'liler çırpındılar, efendim dediler bu başbakan bizim partimizi kapattırmak istiyor dediler. Halka şikayet ediyoruz dediler. Ama orada başbakan da gerekli açıklamayı yaptı. Şimdi o şeyler görüşülürken 2010-12 Eylül referandumundan önce işte Nisan-Mayıs aylarında bunlar görüşülürken mecliste hararetli görüşmeler yapılırken hükümetin teklifinde biz dediler kişileri cezalandıralım parti kapatmayı önleyelim dediler. Orada şimdi olumsuz oy verdiler. Hayır dediler. Hani ne anlama geliyor? Parti kapatmayı önleyelim denildiğinde bunun içine BDP de girecek, başka partiler de girecek. Parti kapatmadan prim mi sağlıyorlar bilmiyorum hatta. Yani çünkü ya şöyle DTP zaten hani BDP'den önce DTP Anayasa Mahkemesi'nde görüşülürken sanki o zamanın milletvekilleri sıraya girdiler. Hani açıklama sırasına. Evet, evet. Ve böyle yasa açıkça anayasaya, kanuna aykırı beyanatlar bugün vererek bugün de aynısını yapıyorlar. Bugün de adeta ülkenin gelin diyorlar. Evet, lütfen kapatın şu partiyi de diyorlar. Yani gene bir işte biz gidelim Kürt halkına. Evet. İşte sizin temsilcilerinizi gene attılar bunlar diyelim.
Yani bize malzeme verin diye uğraştılar. Şimdi de adeta o şekilde malzeme almak için. Hani Kürt insanının sigortası silah demek. Evet. Yani bu bir şeydir. Yani kesin bize yani partiyi kapatılsın. Evet. Bize lütfen malzeme verin demekten başka bir şey değil. Tabii hocam, ben o zaman parti kapandığındayken şöyle bir haber okumuştum. Partide bir kuruş dahi para bulunamıyor. Bina zaten kira. Ondan sonra bir de orada çalışanların tamamen devlet, mesela sigortalar ödenmemiş, maaşlar ödenmemiş. Bir de onların primlerini, şeylerini devlet ödemek durumunda kalıyor. Yani adamlar bu anlamda, yani ne kadar devlete zarar verebilirlerse kendileri açısından, bunu kar zayan bir mantık. Yani bu ülkeyle, bu bayrakla, yani oysa o al kanlı bayrağı oluşturan Kürt'ün, Türk'ün kanı, yani Laz'ın, Çerkez'in, hepimizin kanı o, değil mi hocam? Doğru. Yani? Çünkü Arap'ın kanı, hepsi gibi, var orada. Mutlaka. Çünkü dediğiniz gibi hani parti kapatılınca bütün mal varlığı, her şeyle hazineye geçiyor. Borç varsa borç da hazineye geçiyor. Kira borcu var, ödenmemiş primler var, hepsi hazineye geçiyor. Haliyle yani, yani şimdi tabii Kürtler hakikaten, Kürt veya diğer etnik unsurlar, Lozan Anlaşması'na göre kurucu unsur. Her zaman söylüyorum ben. Kurucu unsur olduğu için Türk ne kadar hakka sahipse Kürt de o kadar hakka sahip. Azınlık değil yani bu ülkede. Yok. Azınlıklar sadece dini azınlıklar. Evet. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Onun dışında bütün etnik unsurlar. Laz, Gürcü, efendim Çerkez, Türkmen, Yörük. Ki bizim bir bütünlüğümüz yani, değil mi? Yani mutlaka, yani bir Türk ne kadar hakka sahipse Kürt de o kadar hakka sahip. O açıdan hani hiç devletin kurucu unsuru olma bakımından itiraz edilebilecek hiçbir noktaları yok. Yani evet, bu iddiayla ortaya çıkanların. Ama evet, orada zulüm varsa, yanlış varsa, ki o da hepimize bu sistem zaman zaman şeyler yaptı, onu farklı bir şekilde zannediyor. Yani bu yaptı hakikaten. Değil şimdi mi? Yani bunları dökmenin de bir alemi yok. Çünkü neler yapıldı mesela? İskilifli Atıf Hoca'nın, evet, efendim, evet, daha önceki yazdığı bir makale, işte bu kılık kıyafet devriminden sonra yazıldığı, kılık kıyafet devriminden sonra devrim kanunlarına muhalif yazı yazmış diyerek şehit edildi. Öldürüldü. Dar ağaçları kuruldu Ulus'ta, Konya'da. Binlerce insan öldürüldü. Esad Erbil Efendi'nin kabrini bulmak mümkün olmadı. Aynen. Said Nursi aynı şekilde. Yani tabii, bu ülkede tabii sıkıntı çekildi. Elbet bunu kabul etmemek çekildi, mümkün değil tabii, ama tabii, bunu bu şekliyle tabii, değil, değil mi yani? Tabii, değil mi tabii, tabii. Şöyle, o devir kapanması gerekiyor. Evet. Ve Türkiye yoluna bakması mutlaka gerekiyor. Mutlaka. Tabii ki. Bu topraklar tabii, bizim tabii, tabii, yaşanan talihsizlikleri birlikte tabii çözeceğiz. Tabii. Hocam buradan Rauf Denktaş'ı da anmış olalım istiyorum. Evet. Reklam arası, hı-hı, vereceğiz. Çünkü Rauf Denktaş'ı bugün uğurladık. Artık ebediyete uğurlandı. Hani Hüvel Baki yazıyor. O artık, evet, sonsuz. Yani Allah rahmet eylesin. Herhalde Rauf Denktaş milli kahramandı. Dersem doğru mu söylerim hocam? Biraz da ona değinmiş olalım. Doğru. Şimdi ben de hakikaten rahmetle anıyorum Rauf Denktaş. Allah rahmet eylesin. Bir dava adamıydı. Bir hareket adamıydı. Orada davası neydi? İşte Kıbrıs'ta işte mazlum insanların, ezilen insanların, işte Rum zulmüne, efendim, Müslüman Türk'ün, Müslüman Türk'ün haklarını savunan bir insandı. Bir insandı. Evet. O açıdan mutlaka çok faydalı işler yaptı. Evet. Yani şeyden önce de 74 öncesi dönemde de çok kayda değer, hatır sayılır çalışmalar yürüttü. Daha sonraki, çünkü orada hani bir Müslüman kimliğinin, bir Türk, Müslüman Türk kimliğinin ve bilincinin oluşmasında son derece faydalı oldu. Çünkü orada yani uzunca süre, yaklaşık 80-90 yıl İngiliz hakimiyetinden sonra, İngiliz ve işte Rum hakimiyetinden sonra Türkler işte Fazıl Küçük gibi rahmetli, Rauf Denktaş gibi dava adamları sayesinde yani Türk olduklarını, Müslüman olduklarını hatırlattı onlara ve iyi niyetle çaba sarf etti. Zaman zaman bizim de tabii ki eleştirdiğimiz yönleri olmuş olabilir. Şurada şöyle davransaydı, burada böyle davransaydı diyebiliriz. Ama
artılarını ve eksilerini yan yana böyle bir T cetveli oluşturup bunlar koysak artıları eksileri dediğimizde mutlaka artıları fazlaydı. Bir defa niyet iyiydi, niyet halisti. Ha ama ne kadar başarılı olmuştur, %90'dır, 70'tir, bu ayrı bir hadise. Yani rahmetle anıyoruz. Şimdi onun gibi dava adamları çok yetişmiyor. Yani evet evet. Özellikle son süreçte son değil mi? Son dönemlerde yani çok yetişmiyor. Önemli bir devlet adamı. Tabii, yani tabii, onu tabii. Kaybettik. Tabii. Hocam benim burada altına çizmek istediğim bir husus var. Şimdi dün akşam şeye bakıyorum, televizyon kanallarına bakıyorum. Kıbrıs televizyon kanallarında yaz tutuyoruz gibi mesela ifadeleri kullanıyorlar. İşte bizim yasımız var diye. Ama aynı zamanda mesela baktım birkaç tane kanalda türkü programı, şarkı programı, pop müzik programı, yabancı müzik programı gibi mesela. Şuraya yani biz bu kadar mı kendimizden uzaklaştık? Yani bir Müslümanın yakışan yaz şekli bu değil. Yani Müslümanın yani biz bu kadar uzaklaştık kendimizden. Yani Kıbrıs'ı biz tamam toprak olarak kabul ettik, aldık ama kültür olarak kayıp mı ettik yani? Burası da önemli diye düşünüyorum işte, hocam. O konuda da hakikaten ben de çok içimizi yani karamsarım yani. İşin doğrusu. Kültürel anlamda acaba Kıbrıs'ı kayıp mı ettik? Çünkü hani yurt dışında görüştüğüm Kıbrıs Türkleri veya işte Türkiye'de görüştüğüm Kıbrıs Türkleri genel olarak maalesef hani milli benliklerini kaybetmişler gibi görünüyor çoğunluk itibariyle. Ama o burada açıdan, suçlu da hocam yani Türkiye Cumhuriyeti yalnız onu söyleyeyim yani. Sayın rahmetli Rauf Denktaş da bu konuyu bir konuşmuştuk hocam biz de. Demişti ki 1950 yılından sonra bir bakın bir tane bir Arif Nihat Asya'yı gönderdi Türkiye milli manevi değerleri sağlam olan demişti bana yani şahsen kendim duymuştum yani Türkiye'nin burada buraya gönderdikleri ya Marksist oluyor ya Leninist oluyor ya aşırı komünist oluyor demişti ondan sonra çocuklarda da ne milliyet kaldı ne maneviyat demişti böyle bir şey söylemişti yani hocam işte o tabii çok önemli bir husus şimdi insanlar farklı olduklarını, hani Müslüman oldukları o bilinci kaybederlerse o zaman yani Türkiye ile ilişkiler geliştirmek ya da yani işte bağımsız bir devlet sahibi olmanın da hiçbir anlamı kalmaz. O zaman güneyle birleşiverin. Güney zaten hani refah içinde, kuzeye göre refah içinde. İsrail'le de anlaşma yapın. İsrail'le de anlaşma yapın. Onu diyen insan çok çıkar evet, maalesef. Evet. O açıdan hani Kıbrıs'ın şanssızlığı şurada bir ada devleti olması itibariyle hani Türkiye ile ve Türkiye'deki bu ana damara Müslüman Türk kültürüne ve inancına ki o inanç içinde çok önemli olan insanlara birazcık daha uzak kaldı. Bu açıdan hani Konya hakikaten çok şanslı. Biz Konyalılar olarak hani Allah'a şükür diyelim elhamdülillah diyelim iyi bir şehirde doğduk ve iyi bir şehirde büyüyoruz. İyi bir şehirde yaşıyoruz. Yaşıyoruz en azından. Ha mutlaka içinde bir takım sorunlar olabilir. Bir takım şeyler olabilir. Onu da beraber düşünmek kaydıyla. Ama izole oldukları için yani Kıbrıs izole olduğu için gidenler ya işte turistik gezi için gitti. Ya da işte parası pulu olup da tırnak içinde gene söyleyeyim kumar oynamaya gitti insanlar. Ya da işte evet. Gayri ahlaki bir takım şeyler yapmaya gittiler Türkiye'den gidenler. Ha yani geç midir, erken midir? Mutlaka hiçbir oralarda şey da ya hiçbir şey için geç yani değil. Orada bir kaybedilmiş bir maalesef, maalesef. Kale var gibi geliyor bana. Maalesef, yani maalesef. Ne yazık ki bu kale hem de topraklardan da değerli bir tabii, kale. Tabii, kültür tabii. Kalesini kaybettik. Maalesef, maalesef. Allah rahmet eylesin hocam. Öyle, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biraz inceledim, yani dini bütün bir insanmış. Yani Allah, öyle, imanlı, öyle, hakikaten inancı, öyle. Keskin, kesin. Yani hatta Mesnevi ile son yıllarda çok ilgileniyormuş. Mevlevi yani Hazreti Mevlana ile çok yakından ilgileniyormuş. Bana Konyalı olduğunu da söylemişti hocam. Onu da söyleyeyim. Yani rahmetli Konyalıyız demişti. Muhtemelen çünkü bu Osmanlı İskan siyasetinde Konya çok önemli.
Evet. Konya Karaman diye geçiyor zaten ama asıl merkez Konya burası. Ve buradan Balkanlara, Kıbrıs'a, çok uzak coğrafyalara insanlar gönderildi, göç edildi. Ki buranın insanları hakikaten yani Anadolu insanıdır. Tam anlamıyla bir Anadolu insanıdır. Onun için yani muhtemeldir. Muhtemeldir Sayın Denktaş'ın da Konyalı olması. Ama gene dediğim gibi iyi niyetli bir insandı. Evet. Yani yaptıkları, yapmaya çalıştıkları şeyler bunlar tartışılabilir. Mutlaka iyi niyetli, istikameti düzgün bir insandı. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani ve biz şey diyebiliriz herhalde, en azından Konya'dan bunu diyelim. Sevgili seyircilerimiz, Allah rızası için bir üç kurfi bir Fatiha okusun ruhuna. Yani biz değil mi? Yani tabii, ruhuna tabii. Çünkü ya biz böyle ölülerimiz tabii, ya tabii. Bu hocam yani şöyle seküler eğitimi sekülerleştir, üniversiteyi sekülerleştir, devleti sekülerleştir. Nereye kadar? Yani ölüm gelecek bir gün, işte medyayı sekülerleştir. Yani nereye kadar yani? Ama hepimiz bir gün öleceğiz. İzliyoruz. Şimdi medyayı takip ediyoruz. Televizyonları izliyoruz. Haberleri her gün. Yani bugün gene evet. Var muhtemelen. Şimdi annesini öldürüyor, oğlunu kesiyor. Oğlum Konya'da var hocam Konya'da, haber yani. İşte, Konya'da yani bugün işte güncel olduğu annesini için, kesen var ya. Kesti yani. Dün oldu da olay. Bugün bu oğlu olduğu kesinleşmiş herhalde haberin. Ayrı. Maalesef. İşte şimdi bu ortamda artık efendim din devlet, tamam din devlet işleri ayrı. Evet. Ama din ve insan hakikaten o önemli bir şey hakikaten. Yani evet. İnsan fıtratına, insan tabiatına uygun bir insanlar bir ahlak, bir davranış kalıbı geliştirmek zorunda. Evet. Kendisine benimsemek zorunda. Bu da işte dinler var. Yani takip edeceğimiz din var. Evet. Elimizde İslam var yani bizim. Bir İslam var. Yani İslam gibi bir din var ki kelime anlamı barış olan, huzur veren bir din var. İşte öldürmeyin, zarar vermeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Yardım edin, iyiliği emredin, kötülüğü nehyedin diyen bir din var. Bundan bizim uzaklaşmamamız gerekiyor. Uzaklaştıysak da bir an önce tekrar hizaya girmemiz aslımıza gerekiyor. Dönmemiz gerekiyor. Bunun yani ne devletin bütün dinlere yakın mesafede olmasını engeller, ne devlet işlerini din dışı olmasını engeller. Tabii. Ama arkadaş devlet ne olursa olsun vallahi ben din dışı olamam yani. Çocuğumun tabii. Da din dışı olmasını istemiyorum yani. Bu... Çünkü insanlar laik olamaz. Evet, İnsanlar evet. Seküler olamaz. Evet. İnsanın mutlaka bir tercihi vardır. Ha sistemler belki olabilir. Yani işte ben hiçbir dini tercih etmiyorum diyebilir. Ben kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir şeyi de yok. Evet, ifadesi de talebi Türkiye de Türkiye Cumhuriyeti hatta işte dini bir şey var mutlaka. Sünni ve hatta Hanefi evet. Mezhebine de ağırlık veren devlet olarak. Yani ki buna, Atatürk'te de bu var. Atatürk, yani, tabii Atatürk'ten gelen. Evet, Cumhuriyet'in evet. Kuruluşundan itibaren. Evet, evet. Müslüman, Sünni ve Hanefi. Hanefi tamam. Yani diğer mezhepler de var. Orada bir sıkıntı yok ama mutlaka Ehli Sünnet. Ehli Sünnet. Buna göre dizayn edilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı, hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığı herkes eleştirebilir ama mutlaka biz de bulabiliriz eleştirilecek yönünü. Lakin hiçbir fetvasında, hiçbir kararında dine aykırı bir şey yok. Kur'an ve sünnete aykırı. Kur'an ve sünnete aykırı bir şey yok. Hep her dönemde bu fetvalarını ve görüşlerini ifade etmişler. Ha her bazılarını belki eksik olabilir. Bu bir ayrı bir hadise ama o açıdan hani Türkiye Cumhuriyeti yani normalde Atatürk de dahil olmak üzere o dönemden başlamak kaydıyla hani dine soğuk bir devlet değil. Yapıda da doğrusu. Değil değil mi? Tabii tabii. Hocam bir ara verelim. Biraz tabii, geçtik tabii. Hatta 35 geçiyor. Ben bununla dönmeyiz tekrar diye o konularda konuşalım istedim. Sevgili seyirciler kısa bir ara var. Kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Sayın Önder Kutlu'yla söyleşimizi sürdüreceğiz. Sektörel bakış, sanayi, ticaret, turizm.